Dostlar merhaba, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Neutro akıllı Wi-Fi'li priz arkadaşlar. Çoklu priz, aynı zamanda USB şarjlı. 3 adet USB çıkışı olan, 5 volt 2 amper civarı enerji verebilen USB çıkışlı. Bir de sözde akım korumalı bir akıllı üçlü prizin iç yapısını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Daha önceki videoda da paylaşmıştım. Biraz uzunca bir video olmuştu. Açılışından başladım. Bu sefer kısa bir video olarak paylaşmaya çalışacağım. Bakalım akıllı prizimizde neler var neler yok. Adım adım sizlere göstereceğim. Hem sizlerin merakını hem kendi merakımı gidermiş olacağım arkadaşlar. Akıllı prizimizi dediğim gibi arkadaşlar daha önceki videoda açmıştım. Şimdi burada hızlıca halini göstereceğim. Yani açılmış halini sizlere adım adım göstermeye çalışacağım dostlar. Bu arada arkadaşlar etiket değerlerini sizlere göstereyim. 16 amperden bahsedilmiş. 16 amper güç taşıyabilen bir akıllı priz olduğu, 220 volt 240 volt arası 50-60 Hz ile çalışan, zaten her zamanki gibi madden PRC, yani madden can arkadaşlar. Maksimum denilmiş bu arada 16 amper arkadaşlar. Bu maksimum güç de tabii ki kablomuzun kalınlığıyla alakalı. Aynı zamanda içinde kullanılan rölelerin kalitesiyle alakalı. Arkadaşlar şurada vida deliklerimiz var. Vida deliklerimizin üstünde şöyle pabuçlar, silikon pabuçlar kapatıyor arkadaşlar. Şu vidalar kullanılmış prizi kapatmakta. Şimdi asıl ürünün iç yapısına gelelim. Prizimizin üstünde bir şey yazıyor mu? Şöyle onu göstereyim sizlere arkadaşlar. Biraz zoom'a girelim. Şurada ne belirtilmiş? Yine 16 amper. Evet arkadaşlar, aslında 16 amperi taşıyan bu fişimizin gücüdür. Tabii içinde kullanılan röleler farklı olabilir. Ama fişin yapısı ince arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Fişin kalınlığı ince. Yani kablomuzun kalınlığı galiba 1,5'luk kablo kullanmış diye düşünüyorum. Bu fişimizin içinden mavi gelen kablomuz fişimize ait kablo arkadaşlar. Şimdi prizimize geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle gösterecek olursak, bu röle kısmımız, röleleri de birazdan sizlere göstereceğim. Bu direkt rölelerden gelen bağlantı noktalarımız arkadaşlar. Şu kahve kablolarımız röle arkadaşlar. Bunlar ayrı ayrı, dikkat ederseniz aralarında plastik var. Hatta şöyle çıkarılmışını göstereyim size arkadaşlar. Her bir röle bir adet kanalı kontrol ediyor. Bir adet kanalımız arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz 4 adet prizimize ait. Bir adet kanalımız direkt fişimizden gelen kabloya bağlı. Şurada görmüş olduğunuz mavi kablo elektrikten gelen kablomuz. Topraklamamız direkt bağlı. Ama bizim röleler üzerinden geçen diğer hattımız röleler üzerinden geçiyor. Bu arada arkadaşlar uyarı yapmadım. Tekrar uyarıda bulunayım. Lütfen işinizin ehliyseniz, yani bu konuda eliniz yatkınsa uğraşın. Değilse bir bilenden destek alın. Sorumluluk kabul etmiyorum. Buradaki amacımız bilgiyi paylaşmak. Yani kalkıp da ürününüze zarar vermek veya da kendinize zarar vermek değildir. Lütfen merakınızı gidermeye çalışırken, biliyorsanız uğraşın, bilmiyorsanız uğraşmayın. Çünkü aksi takdirde kendinize, canınıza, malınıza zarar verebilirsiniz. Bunlar elektrik eşyaları, 220 voltun şakası olmaz arkadaşlar. Şimdi dostlar, dediğim gibi her rölenin bir adet bağımsız priz, yani prizin şurada örneğin bir hattı arkadaş, bir faz röle üzerinden kontrol ediliyor. Artı eksi fark etmiyor. Hangisi denk geliyorsa buradan girişten röleden burada kontrol ediliyor. Şimdi rölelerimize bakacağız arkadaşlar. Bunu aslında benim beklediğim bir şey vardı arkadaşlar. Ayrıca yani manuel olarak kontrol edebilir miyim diye, üzerinde tuş var, tuş girişi bırakılmış diye umut ediyordum. Maalesef o umudumda yanıldım. Şimdi biraz onu da size göstereceğim. Yani elinizde akıllı cihazınız, telefonunuz, tabletiniz, uygulamanın kurulu olduğu bir cihaz yoksa, Wi-Fi bağlantınız yoksa, siz bu ürünü tek tek kontrol edip açamazsınız manuel olarak arkadaşlar. İlla yazılım üzerinden açıp kapatacaksınız. Benim düşüncem, umudum neydi? Acaba firma açma kapama tuşu, yani şöyle dokunmatik şu tarz bir tuş yeri vardır. Şurada görmüş olduğunuz, ona tekrardan prize montajını yapıp manuel olarak da kontrol etmek isterdim prizlerimi, ama maalesef o çıkış verilmemiş. Şimdi onu da sizlere göstermeye çalışırım. Rölenin arkasında herhangi bir tarz bir giriş verilmiş değil arkadaşlar. Rölelerin üzerindeki değeri şöyle yakından göstereceğim arkadaşlar. 250 volt 20 amper bir röleden bahsedilmiş. 20 watt AC denilmiş arkadaşlar.
AC 250 volt. Onsa 25 yani 125 voltla 250 volt arası 20 amper kontrol edildiği iddia ediliyor. Oysa ki bu rakamın abartılı olması bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Çünkü son hafta da yine buna benzer 10 amper değerinde kontrol edebildiğini getiriyordum. Zorladığınız zaman arkadaşlar ısınmaktan dolayı röleler bozuluyor. Bilginiz olsun. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar burada alt kısımda da tekrar baktığımız zaman, hatta üst kısmı da söyleyeyim, 5 voltta çalışan röleler arkadaşlar. Yani anahtarlama sistemimiz 5 voltta çalışıyor. Birazdan enerji ve wifi kartını da göstereceğim. Buradan baktığımız zaman şöyle zoom'u ayarlamaya çalışıyorum. Alt kısımda da arkadaşlar 10 watt yani 10 amper daha doğrusu 270 volt AC 257 ile 200 pardon arkadaşlar ayarlayamadım zoom'u. Rölenin yazısı karışık aslında biraz. Şuna bakalım. 277 volt 10 amper arkadaşlar. Yine 125 volt AC alt kısımda da 16 mı? Rakamlar karışmış arkadaşlar. Bir türlü detaylı şunu 18 galiba arkadaşlar. 18 yazı biraz okunaklı değil. 18 diye tahmin edeyim. Ya 16 ya 18. Başta 20 amper, altta da 18 amper denilmiş. 250 volt, 277 volt arkadaşlar. 5 voltta çalışan rölelerimiz arkadaşlar. Rölelerimizin anahtarlamasını da görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan karşıya prizlere verilmiş. Bu da ledimiz arkadaşlar. Rölelerimize şuradan bağlantı noktamız geliyor. Röleleri besleyen 5 voltumuz. Aynı zamanda toplu halde açıp kapatan şu söketimiz. Onu da göstereceğim size. Rölelerin arka kısmına baktığımız zaman arkadaşlar benim tahminim yani düşüncem neydi? Şurada açma kapama yerleri yapılmış ama tuşlar yerleştirilmemiş diye düşünüyordum. Maalesef arkadaşlar baktığımız zaman rölelerimizi besleyen transistörler, işte dirençler, diyotlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleştirilmiş ama açma kapama noktası yeri bırakılmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her röle için yer ayrılmış. Ayrıca arkadaşlar rölelerimizin 220 voltu yani anahtarlaması arkadaşlar şuradan gösterecek olursam anahtarlamamız nasıl yapılmış arkadaşlar biraz uzaklaştıralım. 220 volt yani kahverengi kablomuz şuradan görmüş olduğunuz gibi bütün rölelerin ayaklarına tek noktadan gidiyor. Karşı taraf arkadaşlar röleyi açıp kapatan röle şimdi 5 voltu buradan aldığı zaman buradan da arkadaşlar anahtarlamayı yapıyor. Yani şu devreyi buraya bağlıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan da kahverengi kablomuz da prizimize geliyor arkadaşlar. Tek tek prizlerimize anahtarlama yapmış oluyor. Söketimize baktığımız zaman arkadaşlar söketimizin üzerinde zaten 5 volt rölelere enerji olarak gönderiliyor. Şurada görmüş olduğunuz varsayarsak 5 voltumuz var mı acaba işareti? Hangisi 5 volta ait? İşaretlenmiş mi diye şöyle göstermeye çalışıyorum. Maalesef arkadaşlar belirtilmemiş. Ama şöyle baktığımız zaman rölelerimize enerjiyi 5 voltu büyük ihtimalle arkadaşlar şu bacaklarımız tahminimce söylüyorum arkadaşlar. Detaylı incelemedim. Profesyonel arkadaşlar varsa burada yorumlara fikirlerini yazabilirler. 5 voltumuz büyük ihtimalle şu kanaldan giriyor diye düşünüyorum. Şu iki hattımızdan. Şu diğer hatlarımızla baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakalım. Evet iki hattımız dolaşıyorsa tahminimce 5 voltumuz buradan giriyor. Rölelerimizi besliyor. Ve bu da arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 adet rölemizi kontrol eden hatlarımız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman en son hattımıza giden evet arkadaşlar düşünceme göre her bir hat için bir tane prize kontrol etmek için açma kapama çünkü sizler uygulama üzerinden komut verdiğiniz zaman bu kablomuz üzerinden arkadaşlar komutlarımız rölelere gidiyor. Röleleri açıp kapatıyor. Tabii ki komutu arkadaşlar şuradaki wifi kartımız. Şimdi wifi kartına geçmeden önce şunu da göstereyim. Besleme kartını arkadaşlar 220 volt şöyle gösterelim. 220 volt girişimiz arkadaşlar. Direkt siyah kablomuz fişimizden gelen kablo. Beyaz kablomuz arkadaşlar yine fişimizden gelen kablomuz direkt yani 220 voltumuz arkadaşlar buradan giriş yapıyor. Akım koruma dedi herhalde şuradaki mercimek kondostör diye düşünüyorum. Akım koruması bu herhalde.
akım korumalı diye satılıyor. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şuradaki değer nedir onu da göstereyim sizlere. Burada da 250 voltluk bir adet yine kondansatör kullanılmış. Görünen o. Artı şurada da bu mercimek X100. Evet arkadaşlar. Buradaki mavi şey mercimek kondansatör diye biliyorum. Yanlışsam düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Profesyonel arkadaşlar mutlaka vardır aramızda. Arkadaşlar şuradan baktığımız zaman 220 voltumuz girişimiz buradan giriş yapıyor. Bu da enerji gösterge ledimiz. Wi-Fi aynı zamanda Wi-Fi ledimiz. Burada açma kapama tuşumuz ve burada yine kondansatörlerim üzerinden trafomuza geliyor. Burada küçük bir trafo kullanmış. Bu trafo üzerinden 220 volt arkadaşlar 5 volta düşürülüyor. Tabi arkasında entegreler de var onu da göstereceğim. 5 volta düşürülen enerjimiz arkadaşlar maalesef bu trafo yetersiz. Çünkü burada 3 adet USB çıkışı TMC USB normal USB 2.1 amperlik 5 volt enerji üreten USB'ler. Bu USB'ler zamanla enerji hem Wi-Fi kartını hem bu USB'leri beslediği için arkadaşlar maalesef erken bozulma ihtimali var. Bunu belirteyim. Çünkü burada kullanılan trafo 3 adet USB'yi ve aynı zamanda 5 volt çalışan Wi-Fi kartımızı ve 5 voltta çalışan rölelerimizi yetersiz gelebilir. Bunu belirteyim. Benim kişisel düşüncem bu. Hatta kullanıcı yorumlarına baktığım zaman USB çıkışlarının bozulduğu, ses çıkarttığı, cızırtı çıkarttığı dile getirilmekteydi. Tabii ki bu da trafomuzun hepsini beslemeye çalışmasından kaynaklı. Trafo yani buradaki elektrik aksamı yetmiyor arkadaşlar. Çünkü hem röleleri hem Wi-Fi hem de aynı zamanda USB'leri besleme yetmiyor. Bu trafom üzerinden 5 volta dönüşen enerjimiz arkadaşlar dikkat ederseniz şuradan USB'lerimizin 2 hat üzerinden USB'lerimizin üzerinden dolaşıp aynı zamanda şuradaki soketimize soketi çıkartmışım arkadaşlar. Soketimizden bizim röle kartımıza gidiyor. Ve burada da Wi-Fi kartımız arkadaşlar. Wi-Fi kartın üzerini göstermeye çalışan maalesef Wi-Fi kartın üstü örtülü arkadaşlar. Beyaz yani bir metalle kapatılmış. Wi-Fi kartımız budur arkadaşlar. Marka modeli E303 yani benim görmüş olduğum model XY-1 E303-692 diye bir rakam görüyorum. Başka da bir bilgi falan yok üzerinde arkadaşlar. Burada da O ne 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. Burada bacaklarımız söz konusu. Wi-Fi kartımızın şurada da bacakları söz konusu arkadaşlar. Wi-Fi alıcımız, antenimiz bu. Aynı zamanda burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bacaklar söz konusu. Arka kısmında sizlere gösterecek olursam arkadaşlar Wi-Fi kartımızdan şöyle baktığımız zaman soketimize arkadaşlar soketle Wi-Fi yan yana zaten. Bacakların bir kısmı şuradan bağlatılmış sökete. Diğer kısmı da arka kısımdan bağlatılmış büyük ihtimalle. Şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta Wi-Fi herhalde USB'lerimizi açık kapatan bir hattımız da şuraya gelmiş. USB'lere gelmiş Wi-Fi kartımızdan. Yaklaşık arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Wi-Fi kartımızın lehimlenmiş bacaklarına baktığımız zaman 2, 4, 5 adet bacak. Burada da 5 adet. Burada daha mı fazla acaba? 2, 4, 6 adet arkadaşlar. Burada daha az. Yani toplamda 11 adet lehimleme noktası mevcut Wi-Fi kartımızda. Burada da gördüğünüz gibi transistörümüz. Şurada bir transistörümüz var. Değeri okunabiliyor mu? Onu da sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. AMS 11 17 diye bir transistör. Kondansatörler, dirençler. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada da bir adet entegre galiba. Okunabiliyor mu acaba üstündeki değer? Bir türlü bu kameranın zoom'unu ayarlayamadım. Net okutturamıyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. İhtiyacınız olur. Merakınızı giderir. Veyahut da ürününüz bozuksa belki bu video sayesinde tamir edersiniz diye. Maalesef arkadaşlar gerçekten okunmuyor. Zoom'u bir kez daha ayarlayayım. Kameramızın zoom'u çok kötü bu aralar. İnatlaşıyor arkadaşlar. Maalesef görebildiğim gerçekten okumuyor arkadaşlar. Umarım ekranda okuyabileniniz vardır. Okuyabilenler varsa yoruma yazabilir. Burada da arkadaşlar yine bizim USB'leri kontrol eden küçük enerji transistörleri, entegreleri söz konusu arkadaşlar. Tekrar burada galiba şarj kontrol devresi diye düşünüyorum.
okunmuyor arkadaşlar. Gerçekten üstündeki değerler okunmuyor. Çok kötü yazılmış. Aslında silmemişler. Normalde siliyorlar. Yani Çinli üreticiler kopyalanmaması için ürünlerinin, kendi ürettikleri bu tarz ürünlerin üstündeki değerleri siliyorlar. Silmemişler ama silmekten beter arkadaşlar. Okunmuyor. Umarım ekranda okuyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Neutron. Yani Neutron diye aslında yazılı. Akıllı ve 3 adet USB girişli. Şurada da tekrar Wi-Fi kartımızı göstereyim arkadaşlar. Şurada beyaz metal yapıştırılmış. Okunmuyor maalesef. Üstünde değer falan görünmüyor. Bir adet aslında ESP Android Arduino ile uğraşan arkadaşlar şu Wi-Fi kartından da aynısını yapabilirsiniz. Zaten art üstü bir role takımı. 4 role. Ve bir de yine yazılım uyumlu bir Wi-Fi kartı. Bunu hem TÜYAV'la hem de kendi firmasının yazılımıyla kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben TÜYAV'la şu an kontrol ediyorum. Ürün 16 amper kablosunun üzerindeki değerler. Rolelerin üzerindeki değerler 20 amper. 20 ampere bakmayın arkadaşlar. Bu kabloya sadık kalmak zorundasınız. Çünkü kablonun değeri 16 amper. 1,5'luk galiba kablo kullanılmış. O da 16 amper fazla bile gelir bu kabloya. 1 metre boyunda arkadaşlar. Ürün budur. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Sürçülisayetliyse mahvol arkadaşlar. Lütfen bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın. Çünkü gerçekten sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. YouTube'nin mantığını biliyorsunuz. Sizler destekleyip yorumladığınız, beğendiğiniz sürece bu tarz videoların devamı gelecektir. Ön plana çıkacaktır. Soru görüşleriniz varsa yazın. Fikirlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi açısından. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın dostlar.